Merhaba Webteknoloji takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte Android için hazırlanmış olan ekran kilidi uygulamalarına bakacağız. İlk uygulamamızla başlamak istiyorum. İlk uygulamamızın adı Start. Şöyle girişi yapalım. Ekran kilidi bu şekilde. Şöyle ekran kilidini hazırladığımız zaman yan tarafta hızlı erişebileceğimiz menüleri görüyoruz. Mesela şunu tutup böyle çektiğimiz zaman hızlı ayarlara gidiyor ki ekran kilidini hiç açmadan bu hızlı ayarlara ulaşabiliyoruz. İşte Wi-Fi'yi kapat, ses düzeyini ayarla, feneri aç, Bluetooth aç vesaire gibi ayarlara ulaşabiliyoruz. Tekrar atalım. Bunların hepsi ekran kilidinde olan şeyler, yani telefonumuz kilitliyken olan şeyler. Ya da gelip burada search the web diyerek internette tarama yapabiliyoruz. Burayı istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz bu arada. Kendi oyunlarını atmışlar araya. Bunları da belirteyim. Mesela Facebook var burada ama ben buraya başka bir şey eklemek istiyorum. Artı butonunu kenarıya doğru çektikten sonra mesela YouTube Starter'ı ekleyelim buraya. Aktif hale getiriyoruz ve YouTube buraya eklenmiş oluyor. Şöyle gördüğünüz gibi buraya geldi. Onun dışında burada çeşitli ayarlar yapabiliyoruz. Daha fazla tema ekleyebiliyoruz. Arka planını değiştirebiliyoruz dilersek. Burada ayarlar kısmına da bakalım. Setup your widget diyor. İşte burada tarihi göster, saati göster, işte ne kadar pilim kaldı onu göster, aramayı göster. Bu gibi çeşitli ayarları aktif veya deaktif edebiliyoruz. Gördüğünüz gibi aramayı aktif ettim, pili aktif ettim. İkisi de bu ekrana geldi. Security kısmında şöyle gelelim. Burada işte kilit şeklini değiştirebiliyoruz. Pin ya da işte şekil yapabiliyoruz. Onun dışında başlamadan önce işte güvenliği göster gibi seçenekleri aktif veya deaktif yapabiliyoruz. Güzel, sade olduğunu düşündüğüm bir ekran kilidi uygulaması. Ayrıca şunu da söyleyeyim, markette bütün anlatacağım bugünkü bütün ekran kilidi uygulamaları ücretsiz olarak bulunuyor. Bu da aklınızda olsun, hani unuturum söylemeyi diye şimdiden söyleyeyim. Dilerseniz ikinci ekran kilidi uygulamamıza geçiş yapalım. İkinci ekran kilidi uygulamamızın adı Cover. Cover'da aslında Start'a biraz benzediğini söyleyebilirim. Yapı olarak sadece biraz farklı, tipi azıcık değişik. Mesela maillerimize bakmak istiyoruz. Şöyle kaydırarak direkt arka planda Gmail'i açıyor veya Chrome'u açmak istiyoruz ya da tarayıcınızı buraya atarsınız. Şöyle çekerek direkt Chrome'a ulaşabiliyoruz. Burada ne varmış? Müzik listesi var mesela. Müziklere ulaşabiliyoruz. Bunun önceki tanıttığım Start'tan farkı şöyle arkadaşlar. Şimdi mesela iş yerindeyim ben. İş yerine göre buraya kısa yollar atamak istiyorum ve atıyorum. Daha sonra evde de farklı kullandığım uygulamalar var. Onları da buraya atıyorum ve bunların arasında hızlıca geçiş yapabiliyorum. İşe geldiğim zaman işi seçiyorum. Eve geldiğim zaman da evi seçiyorum. Ona göre uygulamalarım da değişiyor. Daha çabuk ulaşmak istediğim uygulamalar buraya gelmiş oluyor. Şurada ayarlar kısmı var. Ayarlarda da işte dediğim gibi mesela şöyle arabayla dışarısı da varmış. Mesela arabada gidiyorsunuz, navigasyon uygulamalarına ihtiyacınız var. Direkt arabaya geçiş yapıp kilit ekranınıza yolda kullanabileceğiniz uygulamaları atayabiliyorsunuz. Wallpapers'lar var burada şöyle. Duvar kağıtları, işte dışarısı için, araba için, işte çalışırken ki durum için bunları değiştirebiliyorsunuz. İstediğiniz gibi atayabiliyorsunuz ve hızlıca birbirinden farklı 4 tane kilit ekranınız olmuş oluyor. Aslında kilit ekranlarında burada seçenekler var. Seçeneklerde mesela iş yeriyle ilgili bir şeyleri değiştirmek istiyorsunuz. Direkt gelip değiştirebiliyorsunuz. Cover bu şekilde. Dilerseniz 3. kilit ekranı uygulamamıza geçiş yapalım. Şöyle bir bakalım. Aynen. Bir de keşke alt tarafta şu işte geri ev tuşu veya işte uygulamaları gösterme tuşu olmasaydı. Bunlara bassak da bir şey olmuyor. Arka planda bir şeyler yapmaya çalışıyor ama olmuyor. Şöyle açalım. Arka planda hatta açmış bile. Neyse, diğerine geçelim. Üçüncü ekran kilidi uygulamamızın adı Go Locker, Go kilitleyici diye Türkçe'ye çevirmişler. Şöyle açıyorum hemen uygulamamızı. Go Locker aslında yine tasarım olarak benim hoşuma giden kilit ekranı uygulamalarından birisi. Açar açmaz şunu gördüm, biraz ilginç geldi bu. Windows Phone'ların tasarımının birebir aynısını yapmaya çalışmışlar. Şöyle gördüğünüz gibi eğer bunu seçersek şöyle bakalım. Karşımıza getirecek sanırım. Aynen böyle bir ekran olmuş oluyor. Bildiğim Windows Phone oldu telefon şu an. Bunda şu şekilde mesela şöyle aşağıya doğru şunu tutup kaydırdığımız zaman renkleri değiştirebiliyoruz kafamıza göre. Ancak şöyle hani basılı tutayım da ikonları büyüteyim, küçülteyim diye bir şey maalesef yok. Mesela kameraya ulaşmak için tıklamak değil de şöyle bir yere doğru kaydırmak lazım. Ya da işte tarihle alakalı, mesajlarla alakalı bir yere ulaşmak için kaydırmanız lazım. Tuş kilidini de şöyle kaydırarak açabiliyoruz.
Bunların yerini değiştirememek beni birazcık üzdü. Şimdi bunlar bizim temalarımızdı. Şu mesela Marx'a bakalım. Bunu yükle kardeşim. Onayla. Aynen. Şöyle dönem bir şeyler geldi buraya. Burada tarihimiz falan yazıyor. Bence tasarım olarak yine bu da güzel. Şöyle kilidimizi açalım bakalım. Bir de şöyle bir olay yapmışlar. Buna şunu tutuyoruz mesela telefon ya da tuş kilidi ya da mesajlaşmaya ulaşabiliyoruz. Şöyle tuş kilidimizi açalım. Şöyle bir şey var. Bir de şu yeni kısmında bir sürü tema var. Bir sürü ekran kilidi var. Mesela hani şu güzel diyorsunuz. Aa ben bunu indiririm diyorsunuz. Ancak şöyle bir şey var. Sağ üst tarafında beleş yazıyor bunların. Bu bedava yazmayanlar ortalama 6 lira 7 lira arasında fiyatları var. Bunlara dikkat edin. Zaten parayı direkt cazırt diye istiyor sizden. Daha dediği olay da tema yüklüyor telefonunuza bunlar da. Ama bunları kurmak için şöyle Go Launcher Z diye başka bir uygulamayı kurdurtuyor size. Ancak bizim konumuz ekran kilidi olduğu için şu an onlar önemli değil ki videomuzun da ilk reklamı gelmiş oldu. GoLocker bu şekilde Go kilitleyici diye çevirmişler dediğim uygulama. Dilerseniz diğer ekran kilidi uygulamamıza geçelim. Evet, bir sonraki ekran kilidi uygulamamız zincirleme isim tamlaması gibi Elmas Fermuar Ekran Kilidi. Uygulamanın adı bu. Markette bu şekilde bulabiliyorsunuz. Aslında bu çok çok kullanışlı, çok iyi bir şey olduğunu söyleyemem. Biraz farklı geldiği için bana göstermek istedim bunu da. Default'umuz olarak ayarlar ayarlamamız zaten reklamı zart diye veriyor. Ayarladık. Şöyle tuş kilidimizi kapatalım. Tekrar açtığımız zaman gelmedin. Şimdi gel. Aynen. Böyle bir ekranla karşılaşıyoruz. Tuş kilidimiz buna dönüşmüş oluyor. Şu elmas fermuarı aşağı indirdiğimiz zaman tuş kilidimiz açılacak. Ancak tuş kilidi ekranında şu reklamı görmek insanı gerçekten üzüyor. Çok çok gereksiz olmuş oradaki reklam. Şöyle tabii onlar da bir yerden para kazanması lazım. Ki zaten doğru düzgün de çalıştığını söyleyemem gördüğünüz gibi. Açıldı. Uygulama bu şekilde dediğim gibi bana biraz enteresan geldi, garip geldi. Bunda binlerce çeşidi varmış markette. Bunu da gördüm araştırırken. Çok kullanışlı bir şey değil. Ama yine de yani çok çok farklı olsun benimki böyle fermuar gibi açayım diyorsanız kullanabileceğiniz bir uygulama. Şimdi diğer ekran kilidi uygulamamıza geçiş yapabiliriz. Bu uygulamamızın adı Locker Master. Bu benim çok hoşuma gitti. Kurcaladıklarım içinden hani başlamadan önce bir 10 tane falan buldum. İnceleyebileceklerim arasına soktum. Gayet de düzgünmüş. İlk açılışta tabii yine bize briefini veriyor. Bunun olayı şöyle. Bunun içinde kendi ekran kilitleri zaten hali hazırda var. Artıya bastığımız zaman ekliyor. Ancak şöyle de güzel bir yanı var. Bunu da kendi ekran kilidinizi yapabiliyorsunuz. Ben iki tane yapmıştım. Şöyle hep beraber bir tane daha yapalım. Artıya basıyoruz. Dilersek bir fotoğraf çekiyoruz. Dilersek de galerimizden bir şey alabiliyoruz. Biz fotoğraf çekelim şöyle. Webtekno logosunu sığdırabilirsem. Şöyle çektik diyelim bunu. Şu an biraz sallapati oldu ama tamam diyoruz. Tam ortada oldu. Dilersek buna bulanıklık ekleyebiliyoruz. Şöyle next diyelim. Temamıza istediğimiz gibi şeyler ekleyebiliyoruz. Mesela burada çeşitli saatler var. Şöyle çok çeşitli hatta. İçinde yüklü gelmeyenler var. Onları da bedava bir şekilde indirebiliyoruz. Mesela hangisini indireyim? Şöyle şunu indirelim bakalım. Gördüğünüz gibi buraya attı. Üzerine bir kere tıklayarak boyutunu ayarlayabiliyoruz. Şöyle biraz büyütelim. Şuraya koyalım şöyle. Şurada dursun. Şurada pil yüzdemizi gösteren bir durum var. İstersek bunu da büyütüp küçültebiliyoruz. Hatta şöyle hafiften de çapraz dursun. Burada da gelen çağrı var mı yok mu? Çağrılara ulaşabileceğiniz bir bildirim simgesi var. Buradan da ona ulaşabiliyoruz. Dilersek bir metin ekleyebiliyoruz. Mesela web tekno yazalım. Şöyle. Bunu da şuraya alayım. Bu yazının da fontlarını değiştirebiliyoruz. Çok fazla font seçeneğimiz yok. O yüzden şöyle en sadesi kalsın. Rengini ayarlayabiliyoruz. Ya da arkasına işte parlaklık ekleyebiliyoruz. Şöyle. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Kilidi nasıl açacağımızı belirleyebileceğimiz çeşitli işaretler var burada. Şurada bir tanesi hoşuma gitmişti benim. Onu göstereyim. Neredeydi o? Şurada. Hop yanlış ekledik. Bu helikopteri şöyle diyor ki tutup böyle sürdüğüm zaman ekran kilidin açılacak diyor. Bunu biz şöyle hafiften şu aşağıya doğru olsun mesela. Aşağı çapraza doğru olsun. Tamam diyoruz buna da. Daha sonra işte
dekorasyonlar dediği bir bölüm var. Bu da işte arkaya böyle işte ne bileyim duman efekti, yağmur damlası efekti, işte parlama efektleri gibi efektler veriyor. Şimdi mesela bunu yaptık, tamam diyoruz. Uygulamak istiyor musun diyor, tamam dedik. Şimdi kilit ekranımıza bunu uyguladık. Şuraya uçak koymuştum hatırlayacağınız gibi. Bu uçağı şöyle kaydırarak kilit ekranımızı açabiliyoruz. Ayrıca hani sağında solunda herhangi bir reklam yok. Tam ekran sığdırmışlar. Tam bir kilit ekranı gibi duruyor. O yüzden de ayrıca hoşuma gitti. Açalım kilit ekranımızı. Şöyle bir olayı da var. Daha önce yapmıştım. Bunu uygulayalım dedik ve uygulanmış oldu. Bu da şöyle bildiğiniz aslında iPhone'dan farksız Slide to Unlock'u alt tarafa koyuyor. Yani o tarz bir tasarımda dilerseniz yapabilirsiniz. Şöyle kaydıralım. Tekrar deniyorum. Hatta iPhone'un sesini de veriyor bize. iPhone tuş kilidinin. Gördüğünüz gibi açıldı. LockerMaster bu şekilde kendi kilit ekranlarınızı oluşturabileceğiniz bence güzel olan ve sizi yormayacak, üzmeyecek bir kilit ekranı uygulaması. Şimdi son kilit ekranı uygulamamıza geçelim. Son kilit ekranı uygulamamızın adı Lock Screen iPhone Lock. Aslında adından da anlaşılacağı gibi bu sizin ekran kilidinizi iPhone ekran kilidine döndürüyor. Şöyle yeni bir şifre oluştur diyor. Şöyle 1, 2, 3, 4 yapalım. Tekrar diyor 1, 2, 3, 4 diyoruz. Ve uygulama açılıyor o şekilde. Burada en üstte işte diyor ki hani aktif veya deaktif et diyor uygulamayı. Onun altında işte ses olsun mu diyor, titreşim olsun mu diyor, işte saat formatını soruyor. Onun dışında girdiğimiz şifreyi değiştirebiliyoruz, temayı değiştirebiliyoruz. İçinde fena olmayan temalar bulunuyor. Şöyle göstereyim bunları da. Zaten az bir şey var. Geriye geliyoruz. Arada reklamlarımız her zaman olduğu gibi kaçınılmaz. Daha sonra dilersek temayı, yani tema dediğim arka plan. Galeriden bir fotoğraf ekleyebiliyoruz. Şimdi bunu ana ekranımız yaptık. Tuş kilidini kapatalım ve açalım. Gördüğünüz gibi iPhone ekranı gibi oldu. Ancak yine benim sıkıntım şurada. Alt taraftaki şu tuşları gördüğünüz zaman çok da bir amacı olmamış oluyor. Kaydıralım. Ayrıca şifreyi girdiğimiz zaman gayet de güzel çalışıyor, şifresi açılıyor. Şu keşke alt taraftaki şeyler olmasaydı, o zaman gayet iPhone'a benzer, hatta birebir aynısını yapmış adamlar. Bu şekilde bir kilit ekranı uygulamamız olacaktı. Ancak yine de çok büyük bir sıkıntı değil bence. Ama şöyle bir şey var, siz bu şifreye güvenirseniz yarı yolda kalabilirsiniz. Zira şöyle, şimdi burada şifre girmeden açılmayacağını tahmin ediyoruz haliyle. Ancak gelip de buradaki home butonuna bastığımız zaman zart diye telefonumuzun kilit ekranı kalkmış oluyor. Bu da bence uygulamanın en büyük bug'larından birisi. Eğer o sorunu düzeltirlerse gayet düzgün çalışan bir iPhone kilit ekranı olduğunu söylemeliyim. Ya da kilitli kullanmayacaksanız zaten bir problem yok. Bunu da belirtelim. Bu videomuzda sizlere kilit ekranı uygulamalarını anlattım elimden geldiğince. Siz de kullandıklarınızı alt tarafa yorum olarak yazın arkadaşlar. Hep birlikte değerlendirelim bakalım. Ayrıca bir kusurumuz olduysa da affola diyorum. Bizleri Twitter, YouTube ve Facebook adreslerimizden takip edin. Aynı zamanda webtekno.com'da takipte kalın. Başka bir videoda, başka bir incelemede görüşmek üzere. Hoşça kalın.